Siz dediniz ki bu çok büyük rakamdı. Ve sonra dedik ki bir faiz bile olsa çok tehlikeli. Evet. Çünkü o kafası yuyulmuş, militan, fanatik bir tiplerden demel ibaret olan 50 nefer bile, 100 nefer bile büyük bir tehlikedir. Bunu gördük de IŞİD'de gördük. Bunu indi Taliban'da gördük. Dünyanın başka yerlerinde gördük. Ne belalar mı yaratılır? Bunu bu hedde kadar o şişirtmeye gerek yok. Ben İran belli bir bizim için anlayıştı. Benim için mesela. Ve o İran maraklarını müdafiye edenler benim için bir müamma filan değil. Ve hesap edirim ki heygeten kanun ne talep edilirse, anayasa, konstitüsyon ne talep edilirse onu uygulamak lazımdı, onu tetbik etmek lazımdı. Laikliği prensibi bu Müslüman dünyasında yalnız Türk halklarındadır. Hatta Türkiye'de bile laikliği prensibi indi son 20 ilde çok tartışılan bir mesele oldu. Ve Türkiye çok büyük bir zerbe altına düştü. Daha doğrusu belli değil de. Geleceğinden bağlı artık sorgulama, suallar ortaya çıktı. Ama bakın, Arap dünyasında demek olar ki hamısı az ve çok derecede dini devletlerdi. Farslar bile. Ama bir tane bile bu İslam Cumhuriyeti yoktu Türk dünyası. Neden? Çok meraklı bir mesele. Sultan Toğrul dünyanın en büyük laik liderlerinden birisi dedi ki, bu Bağdat'ta oturan halifeye dedi ki bu dünyanın işleri bana bağlı. Sen o dünyanın işlerinden maraklan. Bilirsiniz de o hadiseni. Gidip onun kızını da talep eledi. Sonra münasebetler çok serinleşti filan. Ama laikliğin esasını koyan bir adamdı Sultan Toğrul. Ve Türk dünyasında bu tarihten gelen bir o izahat var bir. İki, onun o menfi tarafları da var elbette. Bazen ele olup ki bu sahneyi gayri Türklere, Osmanlı da ele oldu. Osmanlı'da 16. esirde neydi Sultan Süleyman döneminde adını şimdi unutmuşum. O Şeyhülislam'ın o belediye salahiyetlerinin o artırılması meşhur bir adamdı. O meşhur o filmde de onu gösterirler müsbet şekilde ama müsbet rol oynamayı. Şimdi adını hatırlayabilirim. Ve ondan sonra gerileme başladı. Ama herhalde fikir bakımından, devlet hayatının o mügayesesi bakımından Arap dünyasındaki o rezalet Türk dünyasında yoktu. Hatta bakın bu İran'daki o rezalet, Afganistan'daki o yeni rezalet Türk dünyasında yoktu ve bunun kadrini bilmek bir yana kalsın, aynı zamanda bunu bence ciddi yanaşmak lazımdı. Ben.